Bir sıkıntın olursa hemen ara, anda çözeriz ha. Ben şu ablama bir bakayım. Evet, ablaların güzeli. Gelelim sana. Ne olmuş bana? Vallahi bir şey oldu yok. Hani olursa, yani her ihtimale karşı. Yani ben buradayım, aklında olsun. Ne diyorsun sen ya? Boş ver abla, sen bana uyma. Ne yapıyorsun? Bu saatten sonra fıstıkçı olmaya kalktık, gör başımıza geleni. Biraz da sen baksan şunlara. Öyle deli tay gibi gezineceğine. Orasını dert etme, ben işi çözdüm. Aa, nasıl çözdün? Önce Urfa 2004 fıstık güzeli diye bir yarışma düzenleyeceğim. Sonrası Allah kerim. Bana bak. Şimdi seni alırım ayağımın altına. Vallahi fıstık ezmesi olursun ha. Hadi bakalım. Kaçma bir yere, daha bitmedi. Ah, merhaba Gülnazcığım, nasılsın kızım? Bak Hakkı da burada. Sana selam söylüyor. Tamam. Birazdan Hakkı ile birlikte gelir, beraber ben bakarız. Gelmem, gelmem. Görüşmek üzere. Sabahtan beri nasıl keyifliydim. Bekleyen biri çıksın, günümün içine etsin. Çok konuşma, gidiyoruz hadi, kalk. Kalktım. Aha, yigenlerin güzeli geldi. İdalim. Merhaba amca. Merhaba Zeyno ana. Hayrola kızım, solgun gibisin. Bilmem. Bir şey mi oldu? Biraz konuşabilir miyiz? Bir şey mi oldu? Bir dakika abla, yigenimizin bir derdi var. Hakkı, hadi sen Gülnaz'ı bekletme. Bizlik bir şey var mı? Yahu biz kadın kadına konuşacağız. Tamam, anladım abla. Gel, otur şöyle. Anlat bakayım. Fıstık bahçesine. Kolay gelsin. Sağ olun. Sağ ol. Kolay gelsin. Sağ olun Gülnaz Hanım. Kaç gün sürer bu belleme işi? 3 günde bitireceği hanımım. Uzun bir zaman. Ama ağaç sayısı da çok. Peki, kolay gelsin. Sağ olun. Son yağışlar iyi oldu. Toprak yumuşadı. İşinizi kolaylaştırdı değil mi? Evet hanımım, yağmurdan dolayı işimiz kolaylaştı. Thank you.
Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ olun. Sağ olun. Kolay gelsin Gülnaz Hanım. Hoş geldiniz Hakkı Hoş Bey. Hoş bulduk. Hakkı denen adamı hayatı zindan edeceksin, anladın mı? Anladım abi. Bizim de saygı görmeye hakkımız var. Öyle değil mi Hüseyin? Öyle abi. Haklısın. Fıstıklar bizde, ağaçlar silkelenerek toplanıyor. Bu da fren oranlarımızı arttırıyor. İtalya'da makineler var. Bir tür toplama robotları. Gülnaz Hanım, sizin bu robotlar fıstıkları sadece toplayayım mı? Yoksa topladıktan sonra bir de soyayım mı? Hayır Hakkı Bey. Robotlar soyma işlemi yapmıyor. Onlar sadece topluyor. Yani biz fıstıkları gene ellerimizle bizzat soyacağız. Aynen eskiden olduğu gibi. Evet. İyi iyi. Aman robotlar bu işe karışmasın. Otursunlar oturdukları yerde. Hakkı Bey, şu fıstık soyma meselesini kapatabilir miyiz? Konumuzla hiç ilgisi yok. Nasıl isterseniz Yunus Hanım. Hakkı yat! Sakın kalkma! İyi misin? İyiyim, iyiyim. Bir şeyim yok. Kimin adamısın sen? Kim tuttu seni? Geber pis herif. Bağlayın şu... Jandarmaya haber verin. Kaldır. Buyur abla. Hakkı, iki saattir çaldırıyorum. Niye açmıyorsun telefonu? Kusura bakma, telefonu düşürmüşem. Bir ara Gülnaz Hanım'ın altında kalmışam da. Ne? Ne işin var Gülnaz'ın altında? Vallahi bir güzel üstüme atlamış balıklama. Niye? O sırada Hüseyin bana ateş ediydi de. Hüseyin benim şoför oldu ya. Hakkı, ne diyorsun sen? Tabii mecburen kendisini vurmak zorunda kalmışım. Gülnaz değil abla. Şoför vurmuşum. Gülnaz'ı niye vuran? Ha vallahi adama rakı içirmiyor ama. Hakkı. Adam gibi anlaş şunu. Delirtme adamı. Ne oluyor orada? Yok delirecek bir şey abla. Herifin biri ateş etti mi sevecek değilsin ya. Elbet çıkacaksın. Oraya geliyorum. Beni bekle. Kimmiş bu? Ne istemiş senden? Ne bileyim abla. Ali Üsteğmen nerede çavuş? Ender başçavuşumla birlikte araziye çıktılar. Hadi gidelim arkadaşlar. Hadi arkadaşlar, siz de işlerinize dönün. Sağ olun, kolay gelsin. Verilmiş sadakan varmış. Bir de Gülnaz vardı. Gülnaz kurtarmıştır beni. Üstümü açmasaydı. Sağ ol kızım. Bana kardeş bağışladın. Sağ ol. Kusura bakmayın Gülnaz Hanım. Bahçenizi biraz kirlettik. Yani Zeyn ona. Kardeşiniz delirtecek beni. Bu kadar olay yaşadı. Ölümden döndü. Benim yüreğim ağzıma geldi. O hala işi şakaya alıyor. Hadi binin araçlarınıza gidelim. Haydi abla. Efer beni.
Gurbet yer.